Şimdi kapıları kapamanın vakti. Şimdi son bir defa aileyle olmanın vakti. Cellada baltasını vermenin vakti. Yavaş. Yavaş, zorlamadan. Oldu işte. Bak kalktım bile. Sağ ol Şebnem. Sen olmasan... Ya saçmalama canım. Aynı şeyi sen de yapardın benim için. Ne olurdu ben olmasam? Sen olmasan ben... Şebnem'e borçlusun Tevfik. O seni iyi etti. Tamam. Öderiz borcumuzu. Faize kalma ama. Bundan sonra nasılsa bol bol vaktin olacak. Hayırdır? Çürüye mi çıkıyorum? Bilmiyoruz bu akşamdan sonra neler olacak. Belki de yarına bir kalkmışız. Ali yok. O ne demek şimdi? Dur yavaş, yaran kanayacak yine. Ne olacak bu akşam Ali? Kamil, ne olacak bu akşam Ali'ye? Artık Ali'yi düşünmeyeceksin Tevfik. Belki rolüne fazla ısındın. Ama bu akşamdan sonra ben ne yapacağım diye düşüneceksin. Ha, yapamıyorsan eğer bir karar vermek zorundasın. Hangi taraftasın? Evet Tevfik. Hangi taraftasın? Oyunun sonu yok mu dayı? Ne yapsam altından başka bir şey çıkıyor. Ölüm mü oyunun sonu? Olur mu Ali kardeş? Asıl oyun orada. Bunlar alıştırma. Kendimi kandırıyorum değil mi? Başına uşaklık ediyorum sana. Kaseti falan vermeyeceksin bitirince. Cengiz'den sonra sıra bende aslında. Bu iş zor Ali kardeş. Bu işin altından kalkamazsan Cengiz'den önce sıra sana gelecek. Sen istesen şak diye bitirirsin bu işi. Bana gerek yok. Benden iyisini bulursun anında. Bulurum. O zaman niye ben? Madem benim yapmam o kadar zor, niye ben o zaman dayı? Çünkü sen Ali kardeş, sen adam öldürmeye alışıksın. Öldürüp arkadaşlarının üstüne atmaya alışıksın. Hadi in, hadi. Hadi. O benim düşmanım değil ki. Benim düşmanım sensin. O senin düşmanın değil Ali kardeş. O senin avın. Ben senin düşmanın değilim Ali kardeş. Ben senin sahibinim. Senin işini bitirmem lazım. Paraymış, kasetmiş, hepsini... Seni bu herife vermem gerek. Ne duruyorsam. Çünkü kardeş, benden korkuyorsun. Kimseden korkmam ben. Korkuyorsun. Ömer'in hayaletinden korkuyorsun. Bahar yanına gelince ondan korkuyorsun. Fazla yaşayıp yalnız ölmekten korkuyorsun. Ramiz dayı gözlerinin içine bakınca Ramiz dayıdan korkuyorsun. Utanılacak bir şey değil Ali kardeş. Herkes bir şeylerden korkar. Sen neden korkuyorsun peki? Ben neden korktuğumu öğrendiğin gün senden korkarım yeğen. Hadi yap işini, bitir şu işi. Hadi Ali kardeş. Eyvallah dayı. Bugün tarih kendini tekrar ediyor. Bugün tarih kendi yanlışını düzeltiyor. Tamam, dert değil. Dert değil Eyşan, ben hallederim. Kimseye bir şey olmayacak. Sen şimdi güzel güzel uyu. Ben halledeceğim. Serdar, durmuyor yerinde. Bunu ver, dursun. Senin şimdi buraya dönmen doğru mu dayı? Burası 40 yıldır benim evim yeğen. Hani o eski kaleler gibi. Bazen veririz ama sonra mutlaka geri alırız. Ben benimkini geri alamıyorum dayı. Sen benim yapamadığım, yapamayacağım işleri yapıyorsun yeğen. Gene içeri girdin. Zor iş. Cengiz'i orada göreyim istedim. Acı çektiğini göreyim dedim. Onun yerine bizim çocukları patakladın değil mi? Cengiz öyle görünce... Bilmiyorum dayı, garip bir şey oldu işte. Kendine acır gibi acıdığın arkadaşına değil mi? Arkadaşım değil o benim. Gerçeği söyleyeyim mi dayı? Bazen diyorum... Hani basıp gitsem... Vazgeçsem intikamdan. Söyledim işte. Ne durduruyor seni? Sen. Kafamdaki sen. Diyorsun ki adalet ne olacak? Ömer'i öldürdüler. Kim cezalandıracak suçluyu? Sen ne diyorsun peki? Ömer ölmedi. Diyeceğim ama yalan. Ömer öldü. En kötüsü de ne biliyor musun? Ömer bir daha istese de dönemez. Bir tek annem var. Onun dışında kimse. Ömer diye çalınca kapıyı almayacak beni içeri. Ömer'i özlemedin mi sen de? Özlüyorum. Özlüyorum ya. Hele dönüp şöyle bana bir bakışı vardı. Böyle. Özlüyorum, çok özlüyorum. Nasıl bir bakış o? Sana güvenen, sana inanan, öyle bir şey mi? Benimle iftihar eden, iftihar eden benimle, öyle bir bakış. Dediğim gibi dayı, Ömer öldü. Çünkü bu derde bir çaren yok. Bu soruya bir cevabın yok henüz. Dayı? Benim ya, benim. Bir şey yok. Uyu sen, uyu. Günaydın yeğen. Ben duymadan bir sen yaklaşırsın bu kadar. Duydun yeğen. Duydun. Uykudayken dostu düşmanı daha iyi ayırıyorsun yeğen. Konuşalım mı? Niye buradasın dayı? Niye mi buradayım? Hava güzel, yaz geldi, güneş var. Kemiklerimiz ısınsın biraz değil mi? Sonra belki sen bir şeyler söylersin de ben de dinlerim yani. Sen bir şeyler söylersen ben de dinlerim dayı. Hmm. Gitmedi biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen, bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar, ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Onlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar... Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. Adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalamaz. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil yerim diye mi korktun? Yeğen, senin gibi adamlar, yeğen, vahşi adamlar kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayacaksın, bırakacaksın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın, hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye dayı? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzak uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Hı. Ramiz dayı. Hı. Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı, ben seni benimle aynı kafeste zannediyordum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşınım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezel'i ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için... Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam yani. Yap ne yapacaksan. Cevapla. Ne istiyorsun benden? Niye kullanıyorsun beni söyle. Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala iplerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle. Seni bırakmam yani. Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın oldu. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannettin. Ama ben senin dostundum. Ben senin tek dostundum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz, dur! Ömer! Ömer! Ömer oğlum! Oğlum! Anlatacağım. Anlatacağım, gel. Selim. En afacanları buydu. Masanın üstüne çıkar, düz duvara tırmanırdı, kafayı gözü yarardı. Sonra da gülerdi, kahkahalarla gülerdi. Kahkahası hala kulaklarımda. Beni en çok o severdi. Uğur, daha 5 yaşındaydı, elinde bir kitap, odanın içinde 4 dönerdi. Artık okur muydu? Okur gibi mi yapardı? Hala bilmiyorum. Bir gün geldi bana. Baba, ne var oğlum? Baba, ben senin gibi olmayacağım. Peki ne olacaksın oğlum? Nasıl olacaksın? Baba, ben doktor olacağım. Ali Temel. En asi olanı buydu. Anasına benzerdi biraz. Çok çabuk kızardı. Bir gün bana kızdı, odaya girdi, 3 gün çıkmadı. Yani biz öyle zannettik. Meğer pencereden girip çıkarmış her gele. Sana da benziyormuş. Öyle. 12 yaşındaydı. Bir gün dedim ki, oğlum benim halimi biliyorsun değil mi? Ha? Benimle olacak mısın? Cevap vermedi. Sabah arabanın içindeydi. Bu. Sen öldürmedin. Tabii ki sen öldürmedin onları. Kim? Bu adam yeğen benim en iyi arkadaşımdı. Şimdi en azılı hasmım benim. Benim 3 oğlumu öldürdü. Şimdi de kızımın peşinde. Niye? Niye dayı? Şu kadarını bilen, aşk insana her şeyi yaptırır. Peki beni niye seçtin? Ben bu işin neresindeyim? Benden ne istiyorsun? Senden iki şey istiyorum yani. Bir, sana uzattığım eli reddetme. İki, ne yaparsan yap, bana faydan olsun istiyorsan eğer, beni takip etme. Nereye takip etmeyeyim? Gideceğim yere. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Biz de gelirsen memnun oluruz dayı. Hay hay. Geç bile kaldınız. Beyefendi kalsın. Tamam. Onu bir konuşalım sen de biz. Ezel, yolumuz burada ayrılıyor. Bunlara mı bırakacağım seni şimdi? Evet, ben öyle istiyorum. Benim için mühim olanı yapmaya gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Bahar'a gitmem gerek. Eyşan da gördü beni. Fena kırdım kızı. Düzeltemedim de. Ama bir taraftan da biliyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum dayı. Bu sorunun cevabı gayet açık yeğen. Ben sana kaç defa söyledim içindeki Ömer'i öldür diye. Öldürebildin mi? Yaraladım. Ama ölmüyor alçak. Niye öldüremedin? Niye? Bugün onu dinle diye. Bugün onun yapacağını yap diye. Bugün Ömer ne yapardı biliyor musun yeğen? Hadi, hadi kal sağlıcakla. Takip mi ediyoruz? Bahar'a gidiyoruz. Ne yapacaksın? En başından beri yapmam gerekeni. Tevfik, nedir durum? Geldim abi, evin önündeyim. Ali, bir fena bu sabah. Dün gece ne olduysa, bütün adamları topladı, kuş uçurtmuyor bize. İyi, geliyorum. Kızlar.